Profesör Canan Karatay patates kızartmasına karşı ebeveynleri uyardı. Özellikle ketçapla tüketildiğinde bağımlılık yaptığını söyledi. Patatessiz yaşanmıyor. Patates güzel bir şey. Biz hastayız yani patates kızartmasına. Patates kızartmasını herkes çok seviyor. Özellikle de çocuklar. Patates kızartmasını seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Neden çok seviyorsun patates kızartmasını? Bilmem, çok güzel geliyor tadı. Genelde ketçapla mayonezle hardalla yiyorum. Afiyet olsun. Kumpur diye. Teşekkürler. Ketçap, mayonez ve hardalla lezzeti daha çok artıyor. Hiç kimse bu tada karşı koyamıyor. Ancak ünlü profesör Canan Karatay'dan patates kızartması sevenlere önemli bir uyarı geldi. Dedi ki Canan Hoca, patates kızartmasını sofralarınızdan uzak tutun. Çünkü sağlığınız için çok tehlikeli. Kızartmalar genelde tehlikeli oluyor tabii. Biz sürekli yiyoruz. Bize hiçbir şey olmamış şu ana kadar. Canan hocamız ne diyorsa odur. Canan hoca ne diyorsa doğru mudur? Doğrudur. Peki neden tehlikeli? Çünkü patates kızardığı zaman trans yağlar meydana çıkıyor. Bu da Alzheimer, kanser ve obezite başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açıyor. Sizce de tehlikeli mi patates? Hiçbir tehlikesini görmedim ben şimdiye kadar. 60 senedir yiyoruz. Kolesterolü, şekeri olan, rahatsızlıkları, tansiyonu olan insanlar için, midesinde rahatsızlıklar olan insan için gerçekten zararlı olabilir yani. Karatay'a göre sadece patates kızartması değil tehlikeli olan, üzerine eklenen ketçap da bağımlılığa neden oluyor. Ketçap, mayonez döker misin patatesin üzerine? Dökerim. Ketçap, patates kızartması haşlamasını biz seviyoruz. Hardalla daha güzel oluyor. Bağımlılık yapıyormuş ama. Vallahi bilmiyordum vallahi. Peki hiç patates yemeyecek miyiz? Profesör Doktor Canan Karatay'a göre patatesten salata yapmak ve haşlayarak tüketmek en sağlıklısı. Nasıl yiyorsunuz patatesi? Haşlıyorum. Salatasını yapıyoruz, öyle yiyoruz. Kızartması mideye dokunur. En güzeli böyle. Buyurun, afiyet evet, olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Elimden geldiğince işte kızartmadan ziyade en azından fırın ya da haşlama tarzında tüketmeye çalışıyoruz. Patatesin yüksek oranda nişasta içerdiği unutulmamalı. Bu nedenle şeker hastası olanların ve gluten hassasiyeti bulunanların mutlaka patatesi sofralarından uzak tutması gerekiyor. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.